Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, 99, 99 adıyla. Gülistan'dan, güllerin efendisinden, yürek ferahlatan esintiler sunmaya çalışan muhabbetin programı Güldeste'den hepinize hayırlı akşamlar, selamlar, saygılar. Bugün konuğumuz yine Profesör Doktor, Profesör Doktor İsmail Erdoğan hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferhat hocam. İyisiniz inşallah çok şükür, hocam. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Her Müslümanın verebileceği sadaka. Ebu Musa el-Eşari'den radiyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın verebileceği bir sadaka mutlaka vardır diye buyurdu. Ben kendilerine ya sadaka verecek bir şey bulamazsa diye sordum. Amelelik yapar, hem kendisini geçindirir hem de tasadduk eder buyurdu. Buna da gücü yetmezse veya iş bulamaz ise ne yapar diye sordum. Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Buna da gücü yetmezse ya Resulallah diye sordum. İyilik yapmayı tavsiye eder buyurdu. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Bunu da yapamazsa dediğimde buyurdu ki kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için bir sadakadır. Tebessümü bile sadaka sayan dinin mensubu olmakla ne kadar mutluyuz elhamdülillah diyoruz. Rabbim bizleri layık etsin. Bugün Sayın Gül Yüzlü hocamla beka meselesi diyeceğiz. Evet hocam. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Beka ne demektir? Kelime ve dini anlamı nedir hocam? Evet. Çok teşekkür ediyorum Ferhat hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi beka meselesini seçmemizin sebebi şu. Bugünlerde çok kullanılan bir kavram. Hatta geçen seçim dönemlerinde falan hatırlarsak herhangi bir şey olduğu zaman beka meselesi diyor. İşte beka en önemli deniliyordu. O zaman bu beka kavramını bir sohbet konumuzda el almamızın gerekli olduğu kanaatine vardık. Bu konuyu biraz açıklamak istiyoruz. Evet hocam. Şimdi beka kelimesi biliyorsunuz hocam Arapça bir kelime. Baki kalmak. Mesela Baki ismi de vardı biliyorsun erkeklere verilen. Evet hocam. Sonsuzluk, ölümsüzlük, ebedilik gibi anlamlara gelir. Evet hocam. Yani bir şeyin varlığını sonsuza kadar devam etmesi, ettirmesi. Efendim aynı şekilde Baki kelimesinden geliyor. Tabii Baki kelimesinden geliyor. Arapça bir kelime ama Türkçesi sonsuzluk, ölümsüzlük, hatta ebedilik. Gerçi o da ebed de Arapça ama bu şekilde efendim kelime anlamı var. Dini anlam olarak ise Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Baki kalmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nestaizu billah bir ayette küllü men aleyha fen ve yebka vecih rabbike zül celal vel ikram. Oradaki yebka yani bakidir, bekadır gibi ne diyor? İşte yerde ve gökte ne varsa hepsi fanidir, yok olacaktır. Ancak diyor Cenab-ı Allah'ın vecihi, Cenab-ı Allah'ın varlığı sonsuza kadar devam edecektir amin gibi. Yani bu kavram hem kelime olarak hem dini olarak da efendim bir anlam ifade ediyor. Evet. Onun için bu dönemlerde kullandığımız kavramlara baktığımızda da işte sonsuz olmak, ebedi olmak, ölümsüz olmak, varlığını devam ettirmek gibi bu kavram. Günlük hayatta da biz zaman zaman bunları da kullanırız. İşte mesela bazı edebiyatımızda, şiirimizde hani meşhur bir beyit vardır ya hocam. Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış gibi. Baki işte sonsuza kadar kalan, varlığını devam ettiren gibi anlamlara geliyor. Evet. Kelime ve sözlük anlamlarını, dini anlamlarını bu şekilde izah edebiliriz beka kelimesini hocam. Peki hocam. Ben de güzel bir şey söyleyeyim o zaman hocam müsaadenizle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre yani bunu gerçekten güzel. Ben bilmiyordum mesela. Biz de böyle işte bildiğimizden değil ama okuyarak bir şeyler öğreniyoruz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin hepsi affedilmiştir. İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Yani nasıl bir adam gece aynen şöyle diyor. Kötü bir iş yapıp da Allah onu örttüğü halde sabahleyin kalkıp ey falan ben dün gece şöyle bir iş yaptım demesi açık günahlardandır. Oysa o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti.
Vesselam biraz uzun. Vesselam günahını açığa vurmayan, ifşa etmeyenler dışında herkes Allah'ın izniyle affedilecektir. Evet. Hocam, Türk devlet anlayışında beka nasıl ifade edilmektedir? Evet, tabii. İşin bir de bu boyutu var. Devlet boyutu var, millet boyutu var. Türk devlet anlayışında bizde devlete ebed müddet denilen bir kavram vardır. Evet hocam. Yani sonsuza kadar devam eden, varlığını sonsuza kadar sürdüren bir devlet anlayışı vardır. Bu devlet anlayışını en son mesela Atatürk şöyle ifade eder. İşte benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Evet. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Evet. Oradaki payidar kalmak bir de ilelebet sonsuza kadar payidar. İnşallah. Yani bu Oğuz töresinden itibaren başlayıp günümüze kadar gelen bizim devlet anlayışımızda devletimizin sürekliliği fikri vardır. Evet. Özellikle Türk devlet anlayışında işte Türk devletsiz olmaz. Evet. Efendim Türk toplumsuz olmaz. Türk ama töresiz de öyle, tabii tabii değil hocam, mi hocam. Töresiz olmaz. Aa. Mesela bazen töreyi bakıyor, ham bile bozamaz. Hiçbir şey bozamaz. Ham bile uymak zorunda. Evet. Mesela diyelim ki bazen bir bakıyoruz bizim devletlerden herhangi birisi yıkılıyor. Hemen yerine birkaç tane beylik kuruluyor. Evet. Bir bakıyorsun diyelim ki en basit örnek Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra hemen Anadolu Selçukları, Suriye Selçukları, Irak Selçukları gibi. Onlar da yıkıldıktan sonra bakıyoruz. Anadolu'da beylikler, Osmanoğulları, Karamanoğulları, efendim Aydınoğulları gibi bir sürü beyliklerin varlığını devam ediyor. Hemen gidiyoruz Mısır'da Memlükler Devleti. Öbür tarafa gidiyoruz işte Çağatay Devleti, Altınordu Devleti gibi. Yani nerede Türk milletinden bir toplum varsa hemen orada bir devlet kurarlar. Evet. Bunun kökeni şuradan gelir Ferhat Hocam. Türk inancında, Türk devlet töresinde Tanrı, yani gök Tanrı dediğimiz yüce Tanrı, büyük Allah ne yapar? Hakanları kendisi görevlendirir. Onlara bir kut verir. Devleti yönetme yetkisi verir. Ve onlar da devleti sonsuza kadar taşımakla kendilerini görevli hissederler. Derler ki Allah bize bir görev verdi. Bu ya görev... Zaten hocam o şeylere Tanrı kut deniliyor. Tabii Tanrı kut deniliyor. Mesela Attila'ya da Tanrı'nın kırbacı. Evet Tanrı kırbacı. Mesela bizdeki işte kutlu olsun kelimesi. Oradaki ha. kut. Kut almış ha. kelimesi gibi. Veya kutsi kelimesi gibi. Her ne kadar Arapçada da var ama daha çok Türkçede de kutsal kelimesi gibi. Bütün bunu aslında kut kelimesinin anlamı Allah tarafından hükümdarlara devleti yönetme olarak verilen bir bilgi demektir. Evet. Mesela Göktürk anıtlarında veya işte Bilgehan anıtlarında falan o Orta Asya'da dikmiş olduğumuz anıtlara baktığımızda şu ifadeyi hatırlarsın. Ey Türk diyor, üstte mavi gök efendim işte şey yapmadıkça, yıkılmadıkça, altta da Yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Oradaki il devlet demektir. Töre de bir milleti millet yapan ve o milletin varlığını devam ettirebilecek unsurlar demektir. Şimdi tekrar özetlersek Türk devlet anlayışında Türkler devlet kurarken bu devleti sonsuza kadar kalması yaşasın amacıyla kurarlar. Ha. Ama işin çok ilginçtir hocam. Kurmuş olduğumuz neredeyse bütün devletleri de yine biz yıkmışız. Ona o biz yıkma hocam ona biz yıkma demiyoruz da sadece yönetim şeklinin değişmesi, hanedanın değişmesi. Belki ismi değişiyor ama ruh aynen kalıyor. Yani diyelim ki bir Oğuzhan dönemindeki devlet anlayışı, devlet ruhu neyse en son Türkiye Cumhuriyeti'nde veya daha sonra kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletindeki ruh aynıdır. Niye aynıdır? Çünkü bu ırsi olarak gelir. Milletlerin bir tarih birikimi vardır. Bir kültür birikimi vardır. Bir de Cenab-ı Allah her millete bir kabiliyet vermiştir. Mesela bazı milletler edebiyatta çok ileridir. Mesela Farsi ile güzel şiirler yazarlar. Evet. Araplar benzer şekilde şarkılar. Mesela o Arap şarkıları, mezdekeler bilmem neler çok güzeldir. Yunan'a gidersin felsefe vardır. Bazı yerlerde sanat vardır, heykel yaparlar. Türk milletinde de devleti yönetme kabiliyeti vardır. Evet. Ama bu devleti yönetirken Ferhat Hocam bir şey daha var. Efendim şu coğrafya benim, burası benim devletimdir demiyor. Biz ne diyoruz? Türk cihan hakimiyeti mefkuresi. Ha. Yani bütün yeryüzünü
tek devlet haline getirmek ve yeryüzüne barışı, huzuru, adaleti sağlamak için efendim her tarafa ne yapıyor? Hükmetmeye çalışıyor. Bakın Oğuz destanlarına baktığımızda Oğuzhan Orta Asya'dan daha Doğu Türkistan'da çıkmasına rağmen Balkanlara kadar geldiği söylenir. Suriye'ye geldiği, Mısır'a geldiği söylenir. Bütün o bölgeyi egemenliği altına aldığı söylenir. Fiili olarak da baktığımızda işte Doğu Hunlar, Batı Hunlar, Ak Hunlar gibi ta Finlandiya'ya kadar bakıyorsun Karadeniz'in üstünde. Peki oraya gidiş amaçları ne? İşte oraya gidiş amaçları bu töreyi yerleştirmek, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu görevi yerine getirmek ve her tarafa barışı, huzuru, adaleti sağlamak. Onun için de devletin baki olması gerekir. Devletin var olması. Bunu nasıl efendim karşılayabiliriz, nasıl yerine getirebiliriz? Devlet vasıtasıyla. Onun için devlet Türklerde kutsal bir ne diyelim müessesedir. Allah daim etsin diye. Amin. Amin. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu, onun gıybetini edip onu karalayana karşı savunursa, Allah da kıyamet günü kim din kardeşinin ırz ve namusunu, onun gıybetini edip onu karalayana karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden uzak tutar. Bizleri de uzak tutsun inşallah. Sayın hocam, bekamızı tehdit eden unsurlar nelerdir? Evet. Bekamızı tehdit eden unsurlar nelerdir? Kısaca açıklayabilir misiniz? Evet, şimdi tabii ki biz bir beka meselesi dedik ama tabii bu milletimizin, devletimizin baki kalması için yerine getirilmesi gereken bir takım şartlar vardır. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse milletin bekası tehlikeye düşebilir. Nedir bu şartlar dedim? Aslında bu şartlar şunlardır Ferhat Hocam. Bir milleti millet yapan unsurların zayıflaması veya yok olması. Evet, İstersen onu maddeler halinde açalım. Buyurun hocam, nedir gibi. Açalım hocam. Mesela birincisi milli şuurdan uzaklaşma. Eğer bir devlette, diyelim ki işte devletimiz çok şükür Türk devleti. Bu devlette yaşayan insanlar efendim milli olmaktan, hani son dönemlerde çok sıkça da kullanılıyor bu kavram, milli ve yerli kavramı gibi. Evet. Yani milli ne demektir? Milli, millet, millete ait olan demektir. Millet kelimesine baktığımızda, Arap millet kelimesi Arapça bir kelimedir hocam. Millet kelimesi Arapça'da birkaç anlama gelir. Bunlardan birisi din anlamına gelir. Evet. Hatta töre anlamına da gelir. Mesela Farabi'nin Kitab-ül Mille var işte. Ama din genelde kitabı. Din gibi. Din gibi genelleşmiş. Genelleşmiştir. Fakat ama bu bizim anladığımız manada bir din değildir. Bir töre demektir. Yani ben onu öyle iddia ediyorum. Evet hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'de de mesela millete İbrahim'i hanife diyor Cenab-ı Allah. Evet hocam. İbrahim'in özellikle dini hanife. Aslında o İbrahim'in töresi. İbrahim'in töresi. Yani İbrahim'in Allah'tan aldığı bilgilerle oluşturmuş olduğu bir töre. O zaman Türk töresinin de bir... Tabii hocam, Türk töresi aslında tanrısal bir kaynağa sahiptir. Yani değil mi? İlahi bir kaynağa sahiptir. Hatta ne deniyor işte, diyor ki yine Göktürk anıtlarına falan baktığımız zaman diyor ki Tanrı diyor babam falanı efendim ne yapmıştır? Hakan olarak diyor atamıştır ve ona da kut vermiştir. O kut nedir? İşte töre. Töredeki bilgiler demektir. Şimdi milli şuurdan uzaklaşma. O zaman şunu, bir ülkede yaşayan insanlar, biz kimiz? Neyiz? Ortak özelliklerimiz nelerdir? Evet. Eğer bunlar arasında bir gevşeme olursa artık o milli bir benlik etrafında birleşmek yerine yavaş yavaş oradan böyle bir gevşeme olursa bu defa ne olur? Ayrılıklar ortaya çıkıyor. Biz mesela bölücü terör örgütlerine niye daha çok karşı çıkıyoruz? Adı üzerinde bölücü. Yani o milli şuuru, diyelim ki bizim bir Türk milleti şuurumuz var. Onlar ne yapıyorlar bir kısmı? Ya Türk milleti ne demektir? İşte falan bölgede şu insanlar yani yaşıyor. Milli şuurdan uzaklaşan evet. Toplumlar zamanıyla o milletin en büyük düşmanı da olabiliyorlar. Mesela bizim Balkanlardaki en büyük düşmanımız Macarlardı. Evet. Ama daha sonra her şey aslında rücu eder. İnşallah. Geçen işte yani mesela Bulgar... Kürtler de Turani bir millet. Tabii tabii hocam. Şimdi yani... hocam meseleye şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Biz burada ırktan bahsetmiyoruz. Yani şu Kütür ırk mi? Bu ırk gibi. Irk atlarda aranır. Safkan at derler ya. Safkan İngiliz atı. Safkan İneklerde, Arap atı köpeklerde. Onlar da aranır.
Millet dediğimizde tamam belli bir ırktan gelen insanlar var ama daha sonra diğer etnik gruplarla beraber bir araya gelmiş, ortak bir kültür oluşturmuş, ortak bir dil oluşturmuş, gelenek görenek oluşturmuş, birbirinden kız almışlar, kız vermişler, evlenmişler ve kanlar karışmış. Onun için biz burada millet kelimesi, yani ulus, eski Türkçedeki ulus kelimesini kastediyoruz. Yoksa efendim bir ırkı, sadece anası şu, babası şu, buradan geliyor, başka hiç kimse karışmamış demiyoruz. Milleti oluşturan bir kültür vardır. Evet hocam. O kültür etrafında. İşte milli şuurdan uzaklaşma dediğimiz de bu. Evet. Bir milleti, millet yapan şuurlardan, efendim o şuurdan yoksunlaşma. Şuurdan, şuur bilinç demektir. Gerçekten de. Evet. O bilinçten uzaklaştığı anda bu defa ne yapar? Herkes kendisini ayrı bir millet gibi görmeye başlar. Ve ana yapıdan ayrılan milletler ayrıldıkları yapıya düşmanlık beslerler. Örneğin Bulgarlar. Ya Bulgarlar, Araplar, Arnavutlar, Sırplar, ya. Yunan. Ya bir düşünün bunların hepsini biz Osmanlı Devleti'nin şeyi değil miydi, unsurları ya değil miydi bunlar? Bir ne diyorlardı o zamanlar? Bir Osmanlı Devleti şeyi vardı, Osmanlıcılık. Hepimiz Osmanlıyız. Ama bir bakıyorsun Yunan bizden ayrılıyor, hemen silahı bize doğrultuyor. Bulgar bizden ayrılıyor, silahı bize doğrultuyor. Sırp bizden. Tamam bunları anladık. Arnavutlar Müslüman. Onlar da bizden ayrılıyor. Hemen bize silahı. Araplar da aynı şekilde. O Birinci Dünya Savaşı'ndaki yaşanan olayları şöyle bir hatırlayalım. Tabii biz burada Arapların tamamı demiyoruz. O aranda başında bulunan şeyhler, bilmem efendim, seyitler falan neyse onlar gerek başkalarının kandırması, işte gerek kendilerine bir takım şeylerin vaat edilmesi sonucu hemen bakıyorsun. Ayrılmış oldukları ana yapıya hücum etmeye başlıyorlar. Efendim, ikincisi hocam vatan duygusundan uzaklaşma. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerine baktığımızda bazı şairler şöyle diyorlardı. Diyorlardı ki ya bu millet ne demek, vatan ne demek? Milletim nevi beşer, vatanım işte bütün yeryüzü. Bak benim milletim nevi beşer. Bütün insanlık benim milletimdir. Efendim vatanım da yeryüzünün her tarafıdır diyorlar. Halbuki bizim Türklerde, bizim Türk milletinin anlayışında vatan anadır. Vatan kutsaldır. Öyle değil mi? Tabii. Bakın mesela Türk elinde işte bazı bizim destanlarda baktığımızda işte Çin hükümdarı bir elçi gönderiyor. Çinler o zaman biraz güçlü, bizim devletimiz biraz zayıflamış. Efendim geliyor Kaan'ın şeyini istiyor, kılıcını istiyor. Kaan veriyor. Hatta atını istiyor. Atını istiyor, veriyor. Hatta kızını istiyor, veriyor. Evet. Daha da olmadı orada bir kaya parçası var. Çorak bir arazi, orada bir kaya. Diyor ki bu bölgeyi yok diyor. Burada iş değişir. Evet. Diyorlar ki ya Kaan'ım sen kızını bile verdin. Bunu niye verdin? Diyor ki bu toprakların tamamı bu millete aittir. Onlar evet. Benim şahsi mallarımdı, atımda, kılıcımda onları verdim. Ama burada vermem. Niye? Çünkü burası vatandır diyor. Şimdi son dönemlerde de özellikle bu FETÖ dediğimiz o terör belasının mensuplarına zaman zaman konuşurken şunu dinliyorduk. Ya vatan dediğin nedir ki? Ben seccademi nereye serersem, orada bir namaz kılarsam, işte orası benim vatanımdır. İlla ki şurası olacak. Mesela Amerika'da rahat namaz kılıyorsam Amerika benim vatanımdır. İngiltere'de kılıyorsam gibi böyle bir anlayışla bizim milletimizi o vatan duygusundan uzaklaştırmaya çalıştılar. Halbuki bizim gerek inancımızda, gerek törelerimizde vatan mukaddestir. Vatan kutsaldır. Mesela, vatan namustur. Ana dediniz tabii zaten. Tabii vatan devleti anadır, baba etmişiz. Namustur. Vatanı ana etmiş. Evet. Bakın mesela rahmetli Süleyman Nazif ki 1915'te Bağdat valisidir. Aynı zamanda iyi bir şair. Onun bir anneme diye bir şeyi var hocam, mektubu var. İşte anneciğim diyor kabrini 10 yıldan sonra ilk defa ziyaret edebildim diyor, anlatıyor da. Diyor ki biliyorum sen bana kızmayacaksın diyor. Çünkü diyor ben vatanı senden daha aziz biliyorum. Senden daha kutsal biliyorum. Ve benim bu duygumdan dolayı da diyor sen bana kızmayı bırak. Beni daha çok seveceksin diyor. Ve şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki keşke ben diyor öksüz kalsaydım da vatansız kalmasaydım. Evet. Çünkü o topraklar birer birer elimizden hocam, gidiyor. Hocam bu bir vali
Özür dilerim, bu bir vali bunu söyleyen ama Osmanlı'da yani saraydaki bürokrata kadar, hatta sarayda demeyelim, bürokrattan çobana kadar aynı ruh var. Evet. En son zamanlarında bile Erzurum'daki Nene Hatun. Tabii. Türk benim oğlum diyor. Nene Hatunlar anasız kalabilir ama vatansız kalamaz diyor. 40 günlük çocuğunu bırakıp cepheye gidiyor diyor. Benim oğlum anasız yapabilir ama babasız vatansız yapamaz. Olmaz diyor hocam. İşte Kara Fatma denilen kocası bir teğmen şehit oluyor. Giyiyor kocasının elbisesini, atını atlıyor. Kurtuluş Savaşı'nda direkt Mustafa Kemal'in yanına geliyor. Ne? Daha diyor ben diyor kocamın diyor yasını tutmadım diyor. Ama vatan daha önemlidir diyor. Ha. Dolayısıyla vatanı kurtarmak lazım. Yani biz de böyle. Fakat işte bazı şeyler maalesef Ferhat Hocam gerek din adına, gerek inanç adına bizdeki bu vatan duygusunu zayıflatmaya çalışıyorlar. Bir kısmı bunu bilinçli yapıyor. Bir kısmı da bilmeden maalesef bunlara aldanıyor. Hocam bir başka milli efendim bekamızı tehdit eden unsurlardan milli sembollere yeteri kadar önem vermemek. Evet. Yani hatırlıyor musunuz? Yani ya niye adı Türk bayrağı oldu? Anadolu bayrağı olmasaydı. Evet. İstiklal Marşı çok ırkçı bir marştır gibi söyleyenler vardı. Halbuki Mehmet Akif rahmetli İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra biliyorsunuz o alkışlarla kabul edildi. Hamdullah Supi Bey efendim birkaç defa mecliste okudu. Ama Mehmet Akif ömrünün sonlarına doğru Mehmet Akif'e bir soru soruyorlar. Diyorlar ki üstad eğer bugün İstiklal Marşı'nı yeniden yazsaydın nasıl yazardın dediği zaman o hasta yatağında yatan dermansız bir çare adam hemen tekrar arslan gibi bir yekiniyor. Diyor ki Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın. Amin. Ha, şimdi nedir? İstiklal Marşı bizim bir sembolümüzdür. Ha. Bayrağımız bizim bir sembolümüzdür. Ve buna benzer bazı şeyler. Şimdi bunlarla dalga geçerek, bunları hafifletir. Ya çok da önemli değil. Mesela bayrağın şekli de değişebilir. İstiklal Marşı yerine şöyle de yapılabilir gibi denildiği anda artık o kaleden bir taş koparmak. Evet. O kaleden bir taşı kopardığın anda ikinci taş da kopar, üçüncü taş da kopar, gider. Onun için bu tür milli semboller, mesela milli bazı bizim değerlerimiz vardır. İşte diyelim ki bir Oğuz Ata, Oğuzhan, geliyorsun bir Atilla, efendim bir Osman Gazi, bir Ertuğrul Gazi, ha. Efendim geliyorsun bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Sultan Selim, bir Mustafa Kemal Atatürk, bir Rauf Denktaş, işte Mustafa Cemil. Onu da yedik ya hocam. Evet maalesef onu da zamanında evet. İşte Kırım hocam, Türklerden. Sadece Anadolu'da kalmayalım değil mi? Bir Gazneli Mahmut. Tabii hocam sadece Anadolu. Ya biz milleti bir bütün olarak değil. Yani tabii bugün Hindistan'a İslam'ı ilahi kelime kullanıyor. Bir Kaşgarlı Mahmud'umuz var değil mi? Bir Yusuf. Yani ne değerlerimiz var bizim. Yani. Gerek devlet adamı, gerek ilim adamı, gerek filozof, gerek şair. Çok büyük insanlarımız var. No. Bunların her birisi bize birer semboldür ve gençlerimize bu sembolleri tanıtmalıyız. Yani şunu demeliyiz. Ya bakın senin ataların böyle devlet adamı çıkarmış. Bu şekilde bilim adamı çıkarmış. Mesela bir Biruni. Sembolleri anlatamıyoruz ki ama. Ya da bunu devletin yetkilileri anlatmalı değil mi hocam? Mesela Bozkurt. Evet tabii Bozkurt evet. Hocam Bozkurt'u halen kendi memleketimizde Türk'ün putu gibi, totemi gibi. Oysa Türk milleti Müslüman. Evet. Türk'ün totemi hiçbir zaman olmamıştır ki. Hayır totem değil. Şimdiden de Müslümanın, şimdiden Müslüman bir millet. Halen mesela Bozkurt'u bir totem olarak. Çok yanlış hocam. Onu söyleyenler totemin ne olduğunu da bilmiyorlar. Değil mi hocam? Bozkurt bir semboldür. Nedir? Bu kurdun bir özelliği vardır. Bakın hayvanat bahçelerinde bir sürü hayvan vardır. Onların her birini evirirler, çevirirler efendim. Hareketlerle takla attırabilmem de yapalım. Sirke götürürler, gösteri yaparlar. Bir de kurdu götüremezler. Kurt oldu yani aslı neyse hiç değişmez. Biz zaten onun o özelliğini almışız. Şimdi özgürlüğün tabii özgürlüğe düşkünlüğünü. Şimdi destanlarda veyahut da mitolojilerde bazı şeyler vardır. O görünüş değil. O görünüşün arkasında verilmek istenen mesaj nedir? İşte biz insanlarımıza bunu anlatamamışız. Bence burada eksiyiz ama hocam. Hocam burada bunu da devlet yapacak. Yani eğitim sistemi yapacak. Yani millete diyecek ki böyle böyle. Bakın hocam bir şey anlatayım. Bunu belki daha önceki programlarda da birkaç defa anlattım ben. 1995 ya da 96 yılında buraya bizim Elazığ'a rahmetli Rauf Denktaş'ın yardımcısı Fikret Alasya diye, Alasya'ydı, Alaska'ydı tam
ismini hatırlamıyorum. Herhalde rahmet oldu çünkü o zaman yaşlıydı. Bir konferans verdi. Ben de o zamanlar araştırma görevlisi olmuştum ve o dönemlerde dinledim. Birçok şey söyledi de hiç unutmadığımı, zaman zaman bunu öğrencilerime de söylüyorum, toplumda söylüyorum. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, biz Kıbrıs'ta bir gün televizyon izliyoruz. Tabii bizim televizyonumuz yok Kıbrıs Türkleri. Ya Türk televizyonu izliyoruz ya da Rumların televizyonu. Çünkü yayın verince küçük bir ada. Hepimiz izliyoruz dedi. Bir gün şey izliyoruz. İlkokullar arası bilgi yarışması. O bilgi yarışmasında Rum tarafının Milli Eğitim Bakanı da onur konuğu olarak davetli. Evet. Çocuklara çeşitli sorular soruyorlar. Sordukları sorulardan birisi şu dedi. Hazreti İsa'yı kim çarmıha gerdi? Çocuklar diyor cevap veriyoruz. Yahudiler dedi diyor. Türkler dedi diyor pardon. Çocuk cevap verirken dedi ki diyor. Hazreti İsa'yı Türkler çarmıha gerdi. O sunucu dedi ki yanlış doğru cevap Yahudiler. Milli Eğitim Bakanı dedi ki diyor bir saniye. Ben bir bakan olarak burada müdahale etmek istiyorum. Nedir? O cevabın doğru kabul edilmesini istiyorum dedi diyor. Niye efendim dedik diyor. Dedi ki diyor bu çocuklar tamam bu soruya doğru cevap veremedi. Ama milli düşmanlarını bildi. Ya. Dolayısıyla ben bir Milli Eğitim Bakanı olarak bunu kabul ettim. Bunu Rauf Denktaş'ın yardımcısı rahmetli, herhalde rahmetli oldu büyük ihtimal. O söyledi ve bizzat ben canlı olarak bundan duydum. Buradan şunu söylemek istiyorum hocam. Şimdi milletlerin bir takım özellikleri vardır. Evet. Adam Yunan milletini veya Rum milletini kendi karakter özelliklerine göre eğitiyor. Ama biz kendi insanlarımızı, mesela Türk tarihini anlatırken, benim bir dersim vardı hocam İlahiyat Fakültesi'nde. Çağdaş Türk düşünürleri diye. Ya baktım ki bazı öğrenciler burada seçmeli ders, seçmemişler. Hatta birileri geldi bana dedi ki hocam falan seçmedi niye? Ya bu ders ırkçı bir ders. Düşünebiliyor musun? Çağdaş Türk düşünürleri. Orada Türk kelimesi gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan, efendim koynunda Türk kimliği taşıyan, bu devletin ekmeğini yiyen, bu devletin okullarında okuyan adam, efendim Türk kelimesi dediği zaman ondan işkilleniyor. İşte bu şunu gösteriyor. İnsanımızı yeterince eğitememişiz. Verememişiz hocam. Oğlum. Verememişiz. Kesin. Tabii. Ama aynı şey Yunanistan mesela yapıyor. Haklı hocam. Bugün Yunanistan'da istediğiniz isimle bir vakıf ya da dernek kurabilirsiniz. Ama Türk adını kullanarak... Kullanamazsınız. Çünkü onlar diyorlar ki Yunanistan'da Türk azınlık yoktur. Müslüman azınlık vardır. Evet. Bak, Türk kelimesini onlar silmek istiyor. Tamam. Onların bir kuyruk acısı vardır diyelim. Vardır, doğrudur. Peki bizim içimizdekilerin ne acısı var? Ya bunlara ne yapmış bu millet? Oysa evet. Türk İslam'a da en fazla hizmet etmiş, kan vermiş, can vermiş. İslam'ın köleliğini yapmış, hizmetkarı olmuş, mücahidi olmuş. Evet. Adalet kılıcının adıdır, timsalinin adıdır. Hocam. Yani dinen de hakikaten bunun bir şeyi yok. Türk'ün sevdikleri, zaten sevdikleri İslam dinine uymuştur. Sevmedikleri tabii, tabii. Yontulup atılmıştır hocam. Yalnız bakın Türkler Müslüman olduktan... Niye bizim putumuz olsun ki? Evet. Ya Türkler Müslüman olduktan sonra, yani 1000 yıldan daha fazla bir zamandır bütün gayretlerini İslam dinine hizmet etmekle geçirmişlerdir. Evet. Bakınız şimdi Haçlı Seferler diyoruz. Okulda öğrencilerimize anlatıyoruz. Haçlı Seferler yap, Haçlılar gel. Peki Haçlılar kime saldırdı? Türkiye Araplara saldırdı. Mı saldırdı? Farisilere mi saldırdı? Arnavutlara mı? Veyahut da efendim işte Afrika'daki diğer Müslümanlar mı o zaman hem pek de bir yoktu. Kere değil. Defalarca. Kime saldırdı? İstanbul'dan geçip Anadolu'da. Anadolu'da kimler var? Türkler var. Yani adamların bütün savaşları. Şöyle anlatılması lazım. Haçlıların Müslüman Türk milletine yapmış olduğu saldırılar. Yani bunu söylememiz lazım. Ama evet. Haçlı saldırıları diyoruz. Sanki hayali bir Haçlı var. Hayali bir millet var. Hayali bir coğrafya var. Orada geldi, oldu, bitti. Masal gibi, efsane gibi. Hocam bunu söyleyen var işte. Biraz önce dediğiniz o hain Haçlı seferlerinin çok kan dökmediğinden bahsediyor. Hatta kültürel irtibat, etkileşim olmuşmuş da. Ya yani, tamam etkileşim olur bana. Ben bir şey demiyorum. Olabilir yani bu savaşların doğal sonucu. Ama bizim içimizde de yani hocam bu değerlerden bırak uzak olmayı, bu değerlere düşman olan insanlar var. Var tabii var hocam. Önemli mevkilerde de var. Tabii şimdi ben yine diyorum o Türk düşüncesi tarihi dersini anlatırken o dönem işte bir Mehmet Akif'i anlatıyoruz. Bir Türk düşünürüdür Mehmet Akif.
İşte Çanakkale'de yazmış olduğu şiirler öğrencinin bir tanesi. Bu ilahiyat öğrencisi. E hocam Çanakkale'de dedim orada biz en az 250 bin şehit vermişiz. E hocam bu kadar şehit vermeseydik, efendim onlarla savaşmasaydık olmaz mı diyen öğrenci gördüm ben. İlahiyat öğrencisi. Güya dini tahsil almış insanlar gördüm. E dedim ki yavrum o zaman Hazreti Peygamber Bedir'de niye savaştı? Orada dedim bakın şu kadar Müslüman şehit oldu. Uhud'da 70 tane Müslüman şehit oldu. E peki sen haşa diyebilir misin? Hazreti Muhammed aldı götürdü Müslümanları öldürdü. Yani böyle bir mantık olabilir mi? İnsan ne için yaşar? İnsan onuru için yaşar, şerefi için yaşar, inancı için yaşar, vatanı için yaşar. Evet. E bunlar için de yaşamıyorsa o insan hiç yaşamasın. Ya da ona insan demeyelim, ona başka bir varlık isim verelim. Bu şuradan hocam, insanlarımızı yeterince eğitemiyoruz. İyi eğitemiyoruz. Eğitemediğimiz için de onlar zaman zaman bazı görüşlere kayıyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek. Bu kimin görevidir? Bu birinci öncelikli olarak Türk Milli Eğitim'in bak. Bizim iki bakanlığımızın başında milli vardı değil mi? Bir milli eğitim, bir de milli savunma. Bunların görevlerini yerine getirmesi lazımdır diyelim. Evet. Hocam tehdit eden, milli birliğimizi tehdit eden bir başka çok unsur var da. Birlik ve beraberlikten ayrılma. Bu ne olabilir birlik beraberliğimizde ne olabilir? Bir ortak duygulardan ayrılma. Efendim birbirimizi düşman görme, birbirimizi çekememe, birbirimize hasetlik etme. Efendim bölgesel ayrılıklar yapma. Mesela insanlarımızla işte ya bunlar doğu bölgesi veya bunlar batılıdır. Ya bunlar işte Karadenizlidir gibi. Mesela bunlar da aslında. Onun için bakın Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Atatürk ne diyor? Bak dikkat edersin hocam. Diyor ki doğulusu batılısı, Diyarbakırlısı, Vanlısı, bilmem neresi. Hepsi diyor, aynı diyor efendim milletin, aynı ağacın damarlarıdır, aynı ağacın dallarıdır gibi diyor. Evet. Farklı olabilir şeyler ama hepsi nedir? Ana gövde vardır. Ana gövde bu millettir, Türk milleti diyor. Onun için benzer şeyler bizim inancımızda da var değil mi? Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız diyor. Evet. Bölünmeyiniz, parçalanmayınız diyor. Şimdi burada ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Yoksa bireysel olarak diyelim seninle benim aramda bir takım farklılıklar olabilir. Evet. Bazı konularda senden ben farklı düşünebilirim veya kardeş kardeşten farklı düşünebilirim. Ama bu farklı düşünceyi derinleştirip birbirimize düşman olarak algılamak yerine şöyle düşünmek lazım. Ya Ferhat Hocam öyle diyorsa bir de ben düşüneyim. Acaba onun dediğinde bir haklılık var mı? Veya Ferhat Hocam diyorsa ki ya İsmail Hocam böyle diyor. Ya bir de ben bakayım ya acaba... O olabilir mi? Dolayısıyla o farklılıkları bir araya getirip de şöyle bir şey yaptığımız zaman fikir teatisi de eskiler çok güzel derler hocam. Fikir teatisi. Evet hocam. Alışverişi. Ki hocam dediğiniz gibi dinimiz de. Tabii dinimiz istişareyi istiyor. Birlik beraberliği istiyor. Birlik beraberliği. Evet. Bilişesiniz ve tabii, tanışasınız. Tanışasınız diyor. Evet birbirinizden ayrılmayın diyor. Birbirinizden ayrılmayın diyor. Evet. Yani oradaki kavimlerin, milletlerin şeylerini de anlatıyor her şeyi. Başına neler geldiğini Kur'an-ı Kerim'deki bir sürü kıssa var. Onlar anlatıyor. Demek ki milli birliğimizi veya bekamızı tehdit eden unsurlardan birisi de bu. Bölünüp parçalanmak. Hocam bir başka unsurumuz daha var. Dil birliği. Bakın dil birliği çok önemli. Bir milleti millet yapan bence en önemli unsur dil birliğidir. Niye dildir? Hocam dil ile düşünce arasında doğrudan bir bağ vardır. Evet. Onun için dikkat ederseniz emperyalist devletler, özellikle İngilizler, daha sonra Almanlar, Fransızlar bir ülkeyi işgal ettikleri zaman hemen orada kendi okullarını kuruyorlar. Kendi dillerinde eğitim yaptırıyorlar. Bak dil öğretmiyorlar. O dilde eğitim yaptırıyorlar. Niye eğitim yaptırıyorlar? Bilinçli olarak. Çünkü bir milletin dilinde başka bir milletin çocuklarını alır, başka bir milletin dilinde eğitirsen bir müddet sonra o çocuklar o millet gibi düşünmeye başlar. Yani diyelim ki bir çocuğu aldık, efendim bir İngiliz okuluna verdik. O İngiliz okulu ilkokuldan, ortaokul, lise, üniversiteye kadar çok büyük oranda eğer bu çocuğa ayrıca ailesi milli bilinç, milli şuur falan vermemişse bir bakıyorsun bir müddet sonra olaylara İngiliz gibi bakmaya çalışıyor, İngiliz gibi. E buna ne diyoruz biz? Kaleyi içten fethetme. Evet. Adam gelip de senin topla tüfekle uğraşmasına gerek yok. Evet. Osmanlı'nın son döneminde baktığımızda bizim Harput'ta bile ya
Yani yüze yakın kolejim var. Ya yüze yakın yabancı okul var hocam. Türkiye'nin, Osmanlı'nın değişik bölgelerinde. Onun için Cumhuriyet kurulduğunda hemen yapılan işlerden birisi de bu yabancı okulların kapatılmasıydı. Neredeyse tamamını kapattık ama İstanbul'da birkaç okulu kapatmaya belki de gücümüz yetmedi diyelim. Bir Robert Koleji gibi, bir Fransız Koleji gibi onları şey yapamadık. O işin farkındaydılar. Peki ne olabilir? Yani dil birliği derken bakın Kaşgarlı Mahmut biliyorsunuz 1072 yılında Divanı Lügat-ı Türk'ü yazıyor. Yani Türk dil divanı, Türk lehçelerinin divanı diye. Orada Türkçe kelimeler ve Türkçe kelimenin Arapça açıklamasını yazıyor. Götürüyor halifeye takdim ediyor. Ama kitabın başında şöyle bir hadisi şeriften bahseder Kaşgarlı Mahmut rahmetli. Diyor ki ben diyor efendim güvenilir bir kaynaktan elde ettiğim bilgilere göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Türkçeyi öğreniniz çünkü Türklerin uzun bir hakimiyet dönemi olacaktır. Divan-ı Lügat kitabının hemen başında bu yazar. Hı. Ama orada şöyle bir açıklama yapar. Bu açıklama çok muhteşem. Diyor ki eğer bu hadis sağlam ise, raviler sağlam, Peygamberimiz gerçekten böyle demiş ise, sağlam bir şekilde, Türkçeyi öğrenmek herkesin üzerine vaciptir, gereklidir, zorunludur. Evet. Ama diyor, eğer bu hadis sağlam değilse, ravilerin sorunu varsa, bu defa diyor, akıl bunu emreder, herkesin Türkçe öğrenmesi gerekir. Niye? Çünkü Türkler Orta Asya'dan çıkmışlar, ta Anadolu'ya kadar gelmişler. Dolayısıyla bakın burada dilin öneminden bahsediyor. Dil birliğinin öneminden bahsediyor. En son İsmail Gaspıralı rahmetli değil mi? Evet, onun bir dilde, fikirde işte. İşte birlik diyor. Bak dilde, fikirde işte birlik. Birinci sıraya dil getiriyor. Bakın şimdi bizim şu anda kullandığımız alfabe işte Latin alfabesi deniliyor. Aslında Türk alfabesi deniliyor. Hocam bizden önce bu alfabeyi Azeriler seçti. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce. Ondan 6-7 yıl sonra Türkiye bu alfabeyi seçince Rusların baskısıyla Azerbaycan'daki bu alfabeyi değiştirdiler. Kiril alfabesine çevirdiler. Niye çevirdiler? Çünkü dediler ikisi aynı alfabeyi kullanırsa aralarında bir alışveriş olur, bir dil birliği olur. Efendim Türklük şuuru gelişir ve biz bunları hükmedemeyiz diye. Bakın elin Rus'u bunu çok iyi biliyor. Evet. İngiliz'i çok iyi biliyor. Alman'ı biliyor, Amerika'sı biliyor. Bizim de artık bunu bilmemiz lazım. Kesinlikle. Onun için bak aklıma yeni geldi. Ziya Gökalp rahmetli'nin bir millet tanımı var. Diyor ki millet nedir diye sorduklarında diyor ki bir kelime, bir cümle. Dili dilime, dini dinime. Uyan ben milletimdendir. Peki ne yapıyor dil? Anlaşmayı sağlıyor. Şu anda bak seninle biz Türkçe konuşuyoruz. Diyelim ki sen Türkçe bilmeseydin veya ben başka bir dil konuşsaydım. Bu sohbetten ne anlardık Ferhat Hocam? Hiçbir şey anlaşılmazdı. Hiçbir şey anlaşılmazdı. Onun için şeyde de kitabın mukaddeste yani Tevrat'ın bir yerinde de tabii Tevrat'ın birçok şeyi bozulmuştur falan ama orada bir ibare var. Diyor ki Tanrı diyor bunlara kızdı anlaşamazsınlar diye dillerini bozdu. Demek ki dili bozmak yani dil niye bozulur? Bir azaba uğradığı zaman bir gazap. Tanrı'nın gazabına uğradığı zaman diyor dillerini bozdu diyor. Evet. Vaktimiz var mı daha hocam? Birkaç maddemiz daha var ama. Vaktimiz var hocam. Ebu Yahya Süeyb İbni Sinan'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır ki sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir musibet gelse sabreder, bu da onun için bir hayır olur. Hayır olur. Biz de diyoruz ki Rabbim bizi müminlerden eyle inşallah. Evet. Bekamızı tehdit eden unsurlar hocam. Devam edelim onlara. Bir başka unsurda sevgili hocam, kültür, töre, örf ve adetlerimizden uzaklaşmak. Evet. Çünkü nedir? Her milletin bir töresi vardır, bir geleneği vardır. Özellikle de Türk töresi vardır. Şimdi diyor ki Kaşgarlı Mahmut yine sık sık onu atıp buluyorum. Çünkü Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı, dünya çapında bir adam. Evet. Diyor ki, efendim bir devlet yıkılsa yeniden kurulabilir
Ama töre yıkılırsa o millet bir daha bir araya gelemez. Yani devlet bırakılabilir. Yani bir devletin ne kadar önemli olduğunu biraz söyledik. Buna rağmen diyor, eğer şey yapılırsa, devlet bırakılabilse bile töre bırakılmaz diyor. Niye? Çünkü töre bir milleti millet yapan temel unsurlar diyor. Biz bunu nerede görürüz hocam? Devlet yönetiminde görürüz. Bakın örf adet geleneklerimizi, evet, düğünlerimizde görürüz. Cenazelerimizde görürüz. Bir, evet, araya geldiğimizde görürüz. Bayramlarda görürüz. Tamam, bayram kutlama. İslam'da işte Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, bayram kutlanır. Evet. Ama nasıl kutlanacağına milletler kendileri karar verirler. Tabii. O çocukluğumuzdaki bayramları bir hatırlayalım. O Ramazan Bayramı'nda giderdik şeker. Hala bazı yerlerde var bu. Var var hocam. Değil mi? O çocuklar var. En güzel elbiselerini giyerler. Ya, nedir? Evet. O bir milleti diğer milletlerden ayıran bir özelliktir. Evet. Mesela gelin gider. Diyelim şey, gelin baba evinden çıkarken ne yapılır? Gelinlik giyer, efendim kemeri bağlanır değil mi? Gelinin erkek kardeşi kemerini bağlar. İşte at, sembolik olarak at üzerinde. Şimdi tabii arabayla götürüyorlar. Tam eve gelirken gelinin başına arpa, buğday, nohut, darı, mısır serpeler. Niye? Bol olsun, bereket getirsin. Yani geldiği bunlar yerde. Bunlar işte belirleyen şeyler hocam. İşte bakıyorsun, bunlar işte bir milleti diğer milletten ayırt eden özellikler. Bakın şimdi bir şey hocam. Benim doktora hocam Mehmet Bayraktar vardı. Allah uzun ömürler versin. Öyle olsun. Muhteşem bir insandı. O Japonya'ya bir yıl gitti geldi. Bir gün bir şey anlatıyor. Hatta bir kitap yazdı hocam. Japonlar ve Türkler soy ve kültür birliği diye. O hocanın kanaati şuydu. Japonlar diyordu, Turani bir kavimdir. Yani bizim akraba bir milletimizdir diyor. Orada gördüğü bazı şeyleri de söylüyor. İşte töreyle alakalı dediğim gibi. Diyor ki beni aldılar diyor. İşte havaalanından aldılar. Mesela bazı yerleri hemen alır otele götürür. Beni otele götürmediler diyor. Hocam önce evimize buyur. Bizim törelerimizde diyor. Misafir geldiği zaman evimize götürürüz. Tam evlerini aldılar diyor. Kapıdan gideceğim zaman dediler ki diyor, işte tercüman bahsediyor. Hocam bizim evlere Avrupalılar gibi ayakkabıyla girilmez. Ayakkabıyı lütfen dışarıda çıkarır mısınız? Dedim diyor, tamam bizde de öyle dedim diyor. Ne? Tam böyle diyor, kapıdan girerken dediler ki hocam eşiği çabuk geç, eşikte bekleme. Bu bizim kültürümüzde. Dedim diyor ya bu da aynı. Eve vardım diyor. Hani bizde eskiden sedirler olurdu evin kenarı, şimdi koltuk moltuk çıktı falan ne. Ondan önce sedirler olur. Yerden işte 25-30 santim yükseklikte üzerine minderler. Evet. Sanki diyor ben bizim köyde bir eve girdim diyor hoca. Evet. Ortaya da diyor bir sofra sermişler. Sofranın üzerine bir diyor şey koymuşlar diyor böyle efendim işte tahta. Onun üzerine diyor bir sini. Sinin üzerinde de yemekler. Derler ki bizde yemekler böyle ortaya koyulur, bağdaş kurulur, oturulur, yenir. Şimdi tabii o bize benziyor da. Ama adamlar şunun farkında. Bunlar bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz. Bundan vazgeçmiyoruz diyorlar. Bakın yine Japonlardan bir örnek daha vereyim. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Japon genci Amerika'ya gidiyor hocam. Amerika'daki bir üniversitede okuyor ve üniversiteyi birincilikle bitiriyor. Bitirdikten sonra geliyor, evet, Japonya'ya. Japon hükümdarının yanına geliyor. Evet hocam. Birincilik madalyasını da alıyor. Hükümdarın yanına geliyor. Evet. Efendim diyor ki hükümdara, efendim ben gittim Amerika'da. Evet hocam. Birinci oldum. Bu da birincilik belgem diyor. Fakat o Japon genci, biliyorsunuz Japonlarda saç kısadır, uzatmazlar. O dönemde Amerika'da uzun saç modadır. Bu Japon genci saçlarını biraz uzatmış. Hükümdar diyor ki seni tebrik ederim. İkinci Dünya Savaşı'nda biz Amerikalılara yenildik. Ama diyor, bilgi bakımından yenilmediğimizi göstermek için sen gittin üniversiteyi birincilikle bıraktın. Bizi diyor gururlandırdın. Fakat diyor Japon olduğunu unuttun diyor. O da nedir efendim diyor. Bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde uzun saç uzatmak yoktur. Ama sen bunu unuttun diyor. Dolayısıyla sen orada bir Japon milliyetçisi gibi bizi temsil etmedin diyor. Ve çocuğun çok ağrına gidiyor. Oradan çıkar çıkmaz harakiri yapıyor. Kendini vefat ediyor. Hocam süremizin sonuna geldik. Süremizin sonuna geldik. O zaman bir cümleyle şöyle söyleyelim tekrar. Toparlayalım hocam. Efendim bir milletin en önemli efendim problemi o varlığını devam ettirmesidir. Biz buna beka diyoruz. Evet. Bekamızı tehdit eden unsurların bir kısmını sıralamaya çalıştık. Bu konuda hassas olmamız, eğer
devlet olarak, millet olarak varlığımızı devam ettirirsek buna özen göstermemiz gerekir diyorum. Ve buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam biz de sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Selamlarımızı, saygılarımızı selam iletiyoruz. Gönül, gönüllere, gönülleri ferahlatan gül bahçesinden, Gülistan'dan, Gül-i Nebi'den esintiler sunmaya çalışan Gül Deste'nin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola, hayırlı akşamlar, Rabbime emanet olunuz.